Şimdi ayağını toparlayamayan civcive evet, nasıl müdahale edilir? Konumuz bu. Ölçem gelmiyor mu Ölçem? Şurayı bir aç. Hadi çamurluğu ölü, ölüsüyle iki tane yumurta. Ayağını bu şekilde ayrı tutan, birleştiremeyen tamam, civcivlere şimdi nasıl bir müdahale yapacağız? Şimdi Adem Usta bize sistemini, yöntemini anlatacak, gösterecek. Patrik'e geçsinler bağlayalım. Bir bakalım, bir o ipe bir bakalım nasıl bağladık şimdi. Şöyle ben sana şey yapayım hocam. Heh. Bak. Şu ortada iki tane düğüm var. Tamam. Bundan içeriye kaçmaz ayaklar. Bundan tamam, dışına bağlanacak. Tamam. Ortada bu şekilde boşluk kalıyor. Adım atabilmesi için. Anladım. Şimdi bir bağlayalım bakalım. Biz buna eskiden dedelerim evimiz zamanında hayvanlar evet, uzaklaşmasın diye ayağına atılan köstekle eskiden hiç bulmam. Evet. Hala öyle biliriz ama halk arasında bilen yok tabi. Oval olduğumuz için hayvan da eşekle geçmişte çoğumuzmuş. Deve dahi. Evet. Evet. Kökümüz bizim ovalı yörüklerindenmiş. Yani buradan ben Bara'ya giderler şimdi. Bara dedim pardon. Neydi? Karaman. Karaman'a. Karamanoğulları. Bizim kökümüz Karamanoğulları'ndan gelmeymiş. Onu hocam siz... Yani 3-5 gün kalacak. 3-5 gün sonra çıkar. Ondan sonra açıveriyorsun. Evet. Oldu. Biraz zorlanır şimdi. Öyle açıyordu ya ayak. Evet. Sıcak olduğu için makine. Biraz da hayvanlar hareketli olduğu için tazeyken bacak açılabiliyor. Düzelir. Ama şu anda basma evet, şekli yere iyi. Evet evet bak şu anda en azından ayağa kalktı yani. Zaten ben de 15 sene önce Silifke'ye getirdim ben de. Ha. Kimse de yoktu 15-20 sene önce de ondan beri ben. Unuttum ama başardım mı değil mi? Onu da gerek var mı yapmaya? Ne yapalım? Şu kalkar mı? Hangisi? Yok onda bir şey yok. Evet. Yok o salaş olmuş. Bilerek yapmış. Tamam. Ayakları bakın bu şekilde. Şimdi birleşti, bitişti. Kendisi ayağını toparlayamayan civcivlere böyle bir müdahale gayet uygundur. En fazla 5 gün kalacak. Bilemedin 7 gün yani. 3 gün, 5 gün. Heh, ondan sonra. Ayağını keser çünkü. Ayağını keser. Evet tabii. Kesiyor. Tamam bunları da diğerlerinin yanına atalım. Değil mi? Tabii tabii. Evet. 28 oldu değil mi? Öyle 28. Arkadaşlar, ayakları köstekle bağlanan civcivlerin bağlanmasının üstünden yaklaşık 2 gün geçti ayakları. Sakin ol çocuğum. Bu da sonuncusuydu. 3 tanesinin ayağında böyle problem vardı. Adem Usta sağ olsun bunları köstekli bir şekilde ayaklarını bağlamıştı. Aradan 2 gün geçince bunların kösteklerini çıkarttık. Ve şöyle bir düz yerde yürüttürelim bunları. Bakın. Gördünüz mü? Artık yavaş yavaş ayaklarını toparlayıp basabilir ve yürüyebilir hale gelmiş. Siz de bu yöntemle ayaklarını toparlayamayan civcivlerinize bir bakım yaparsınız. Birkaç gün içerisinde kendilerine gelirler. Gördünüz mü? Artık ayakta duruyorlar. Adem Usta'ya da bu değerli bilgi ve uygulamasından dolayı teşekkür ederiz. Hadi gelin gidelim çocuklarım. Gelin diğer arkadaşlarınızın yanına sizi koyayım. Alın bakayım yumurta cennetine düştünüz. Sevgili arkadaşlar, ertesi gün oldu. Bakın, bizim ayaklarını çözmüş olduğumuz civcivleri diğer arkadaşlarının arasına katmıştık. Hepsi ayakta ve hepsi hareket halinde. Hangisinin ayakları bağlıydı, onu bile artık fark edemez olduk. Demek ki o işlem başarılı oldu. Civcivler ayaklarını toparladı. Kendilerine bir miktar güç, enerji geldikten sonra ayaklarına hakim olmaya başladılar. Ve artık böyle diğerleri gibi gündelik hayatlarına başladılar. Bakınız hepsi ayakta hareket halinde ve böyle ayaklarından sorun yaşayan bir civciv yok.